tam sayılar olarak verilmiş. A alış fiyatı, SD satış fiyatı. Şöyle bir denklem de verilmiş. Kar edilmesi için alış fiyatı en az ne kadar olur? Bir kere kar etmek istiyorsak satış fiyatımız alış fiyatımızdan fazla olmalı. Yani aldığımızdan daha büyük bir fiyata satmalıyız. S yerine şunu yazabiliriz. 2A eksi 120 büyük olacak. A'dan buradaki A'yı sola yollarız. Eksi 120'yi sağ yollarız. Bu durumda 2A eksi A büyük 120, yani A büyük 120 olacak. Demek ki alış fiyatımız 120'den daha büyük. O halde tam sayı olacağına göre A sayısı en az 121 olmalı.